Herkese selam teknoloji takipçileri. Bugün sizlerle beraber bir oyun testindeyiz. Ve bu oyun testimizin ana karakteri bu sefer Samsung Galaxy S22 Plus. Biliyorsunuz ki bir amiral gemisi, çok güçlü bir işlemcisi var. Dilerseniz birazcık temel donanımından bahsedelim. Daha sonrasında oyun deneyimimize geçelim. Oyun deneyiminde önemli olan belli kriterler var. Hoparlörü, Yonga seti, işlemcisi ve ekran parlaklığı, ekranın yenileme hızı gibi kriterler bulunuyor. Bunların hepsine tek tek bakalım. O zaman önce ekrandan başlayalım. Bu telefonumuzun ekranında 120 Hz'lik bir tazeleme hızı bulunuyor. Ekranda dinamik AMOLED ekran kullanılıyor ve Full HD Plus'ta bir çözünürlüğe sahip. Ekran tarafında gerçekten hızlı. Renkler konusunda çok başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Donanım tarafında da Yonga setinde gerçekten çok güçlü bir Yonga'sı var. Snapdragon 8 Gen 1'i kullanıyor. Aynı zamanda CPU sistemleri, Antutu'da aldığı puan da gerçekten yüksek. 8 GB'lık bir RAM kapasitesi bulunuyor ve aynı zamanda telefonun 128-256 GB'lik dahili depolamaları bulunan iki tane de varyantı bulunuyor. Bununla beraber telefonumuzun 8 çekirdekli bir işlemcisi de var. Gerçekten güçlü bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Hoparlör tarafında sadece alt tarafta bir hoparlörü var ama oyun oynarken gerçekten çok iyi bir şekilde hissedebiliyorsun. Yani sesin sağdan soldan geldiğini net bir şekilde anlayabiliyorsunuz ki oyuncuların en çok dikkat etmesi gereken bir özellik de bu. Yani karşıdaki düşmanı ya da oynadığınız oyunda o rakibin ne taraftan geldiğini anlamak, pusu kurmak ya da bir yere geçmek için gerçekten önemli bir özellik ve bu telefonun gerçekten hoparlör kısmında çok güçlü bir özelliği olduğunu söyleyebilirim. Dedikten sonra kendi deneyimlerime geçeyim. Ben bu telefonla bir süredir vakit geçiriyorum aslında ve yani bir telefonda aklınıza ilk ne gelecek? Tabii ki PUBG testi ve PUBG testini ben sizler için yaptım. Telefonda PUBG'yi en yüksek seviyelerde oynadım. Yani Ultra HD'de oynadım, biraz düşükte de oynadım. Hepsine tek tek denedim ve hiçbirinde donmanın, kasmanın yaşamadığını söyleyebilirim net bir şekilde. Gerçekten hiçbir şekilde donma, kasma yaşamadım. Ben bu oyun sürelerini bu arada yarım saat, 45 dakika aralığında oynadım. Daha sonrasında bıraktım, sonra tekrar aldım gibi söyleyebilirim. Ekranda oyun oynarken zaten en başında da söylemiştim ekran özelliklerini. Renkleri, o grafikleri çok net bir şekilde görünüyorsunuz ve ben normalde bilgisayardan oynayan bir oyuncuyum. Yani telefonda oynamak evet benim için en başında biraz zordu. Ama daha sonrasında eliniz yani böyle kavradığınızda tam bir şekilde alışıyorsunuz. Yani ekranda zaten çok çok ince bir çerçevesi olduğundan oyun ekranınıza böyle çok güzel bir şekilde geliyor. Ve düşmanı o hani bilgisayarın büyük ekranından çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ya. Hani telefonda o kadar olmuyor. Çünkü evet küçük, ne kadar ekranı bir telefona göre büyük olsa da bir bilgisayara göre oldukça küçük. Ama düşmanı bile çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. O yüzden bence bir artı olarak düşünebilirsiniz. Yani en azından ben bilgisayar oyuncusu olduğum için yani telefonda oynamak hep benim için bu yüzden eksiydi. Karşıdaki adamı görememek, ilerleyememek benim için sıkıntıydı. Ama bunda böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ve dediğim gibi hoparlörle tek bir taraftan ses gelmesine rağmen düşmanın ne taraftan geldiğini çok iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz. En üst seviyede oynadığımı söylemiştim. En üst seviyede de hiçbir donma kasma yaşamadım. Ama şöyle bir şey var. Çok da olmasa da zaten ben telefon oynarken kapsız bir şekilde oynadım. Direkt kasada burada olduğu için tabii ki ısınmayı yaşıyorsunuz. Ben oyuna başlamadan önce telefonun derecesini ölçtüğümde 33-34 derece arasında bir seviyede geldi. Telefonu yaklaşık 25 dakika boyunca bir PUBG testine soktum ve PUBG testinden sonra ısınma derecesi 37.9-38 arasında gitti geldi ve 4 derecelik bir ısınma yaşadım. Eğer bunu kap kullansaydım eminim o ısınmayı da çok çok az hissedecektim. Elime yani bazen birazcık daha eski telefonlarda onu hissediyorsunuz yani. Yanıyor eliniz artık telefonu tutamıyorsunuz. Ama hani 4 derecelik bir artış olmasına rağmen böyle elimde yanmalar falan çok fazla hissetmedim. Sadece evet ısınıyor mu? Isınıyor ama bu performansı bu kadar ısına bence gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Peki bataryası ne kadar gidiyor? Bataryası da ben oyuna başladığımda not etmişim notlarıma. Saat 17.21'de şarjım %80 olarak başlamışım 17.21'de ve yaklaşık bir yarım saat 45 dakikalık oyunumdan sonra şarj seviyem 71'e düşmüş. Bence
yarım saatlik, 45 dakikalık o oyun arasında bu kadar düşmesi gayet iyi. %7'lik, %8'lik bir dilim olduğunu söyleyebilirim. Ekran tazeleme oranı zaten, yani genelde hangi telefonu kullanıyorsunuz bilmiyorum ama bu bir amiral gemisi olduğu için 120 Hz'lik tazeleme hızı gerçekten böyle o akışkanlığı hissediyorsunuz. Yani videoları da görüyorsunuzdur bu arada. Ara sıra Alp ekranınıza mutlaka koyacaktır. O böyle hani bu böyle dönerken tak 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 diye döner ya, onu hissetmiyorsunuz ve karşıdaki düşmanı çok rahat bir şekilde öldürebiliyorsunuz. O yüzden bu telefonla oyun oynarken size kusursuz bir oyun deneyimi yaşatacağını söyleyebilirim. Bu akışkanlık konusunda herhangi bir donma ve kasma yaşatmadığından dolayı. Genel olarak değerlendirecek olursam, bir oyun oynadığınızda ya da oyun oynamak istiyorum, ben telefonu sadece oyun için alıyorum diye düşünüyorsanız Samsung Galaxy S22 Plus seçeneklerinizin arasında yer alabilir. Fiyatı şu an piyasada 15.000, 16.000 arasına gidip geliyor. Tabii ki bütçenize, ihtiyaçlarınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Sadece bir oyun telefonu değil bu. Bu bir amiral gemisi ve tüm işlerinizi bu telefonda çok iyi bir şekilde yürütebilirsiniz. Yani değinmek istemiyorum ama kamera tarafı da çok başarılı. Video tarafı da çok başarılı. Diğer tüm işlevler tarafına da diğer rakip telefonlara göre oldukça üst seviyede bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi ben telefonu oyun performansına oldukça çok beğendim. Akışkanlık konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hoparlör tarafında düşmanın ne taraftan gelip gittiğini anlayabildim. Aynı zamanda batarya konusunda az bir şekilde gitmesi benim için hiç sıkıntı değildi. Isınma konusunda zaten aşırı derece bir ısınma yaşamadım. O yüzden ben telefonu oldukça çok beğendim. En üst seviyede çözünürlüklerle de bu telefonla oyunlar oynayabilirsiniz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ya da başka oyunlar deneyebiliriz. Bilgisayardan, telefondan hiç fark etmez. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.